Kahraman Kazan, bu 15 Temmuz kalkışmasının planlandığı ana üs, Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kazan'da büyük bir kahramanlık destanı yazılmıştı. O gecenin ardından da zaten Kazan'ın adı Kahraman Kazan olarak değiştirilmişti. Şimdi Kahraman Kazan'a gidiyoruz. Objektiflerimizi Kahraman Kazan'a çeviriyoruz. Mehmet Budur şu anda karşımızda. Evet, Mehmet Budur. Kahraman Kazan'da şu anda neler oluyor? Epeyce bir kalabalık orada görüyorum arkanda. Ne tür etkinlikler yapılıyor Mehmet Budur? Başsavcılıkta çalışıyor Ankara'da. Evet, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam bir yıl geçti. O bir yıl önce hain gecede yaşananlardan aynısını bu gece yine yaşıyoruz. Kahraman Kazan halkı saat 9'dan itibaren, 21.00'dan itibaren öncelikle Kahraman Kazan Belediyesi önünü doldurmaya başladılar. Ellerinde kırmızı bayraklı binlerce Kahraman Kazan halkı belediye binasının önünde bulunan alanı doldurdu. Ardından ise konuşmalara, protokol konuşmalarına geçildi. Burada geniş kapsamlı bir program hazırlandı. Aslında bu program bir hafta öncesinde başlamıştı. Kahraman Kazan halkı tam bir haftadır gece gündüz nöbetlerine devam ediyor. Bugün de nöbetlerini sonlandıracaklar. Ancak nöbetler sabah erken saatlere kadar, yani sabah namazına kadar devam edecek. Sabah namazında burada binlerce Kahraman Kazanlı sabah namazını kılarak nöbetine son vermiş olacak. Burada neler oluyor ondan bahsedecek olursak, öncelikle Kahraman Kazan halkı binlerce çoluk, çocuk, yaşlısıyla birlikte bu alana toplandı ve bir yıl önce yaşanan hain darbe girişimine hem tepki göstermek için hem de biz hala buradayız demek için burada toplanmış bulunuyor. Bir yıl önceki Kahraman Kazan'da yaşanan Akıncı'dan bahsedecek olursak, hainler Akıncı'yı üst edinmişlerdi. Havaalanlarından onlarca uçak ve helikopter Ankara'ya ölüm kusmuştu. Kazan halkı da Akıncı'ya akın etmişti adeta. Bir nebze uçakların, helikopterlerin kalkmasını engellemek için köylüler ürünlerini, bir yıllık ürünlerinden vazgeçmiş, tarlalarını ateşe vermişlerdi. Bir nebze uçaklar Ankara'ya ölüm kusmaması için. Yine aynı o gece toplanan Kazan halkı, gaziler, şehit yakınları burada toplandı. Belediye önünde toplandı ve programlarına devam ediyor. Saat 21.00'da toplanmaya başlamış demiştik. Burada belediye başkanı Lokman Ertürk, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da buradaydı. Kazanlarla birlikteydi. Kazanlara seslendi. Özellikle burada şehit yakınlarına ve gazilere seslendi. Hainlere asla affedilmeyecek, onlar kesinlikle cezalarını bulacaklar dedi ve onların yüreğine su serpti. Şu anda hala birçok şehit yakını ve gazi burada programa devam ediyor. Bir yıl önceki hain darbe girişimindeki nöbetlerine devam ediyorlar. Burada albayrakları kesinlikle bırakmayacaklarını ifade ediyorlar. Burada dediğimiz gibi binlerce Kahraman Kazanlı sabaha kadar burada bekleyecekler. Burada Kur'an-ı Kerimler okunuyor, selalar okunuyor, şiirler okunuyor. Burada bir yıl önce gazi olanlar burada konuşmalar yapıyorlar. Bir yıl önce yaşadıklarını tek tek bir daha anlatıyorlar. Bir daha burada gelen, o gece çıkamayan, sokağa çıkamayan insanlara o geceyi bir daha anlatıyorlar. Dediğimiz gibi Kahraman Kazan halkı bu gecede sabah namazına kadar burada belediye önünde toplu olarak bekleyecekler ve sabah namazını burada toplu olarak kıldıktan sonra evlerine dağılacaklar diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Mehmet Budur'a da. Şimdi bir